İyi akşamlar, Güne Bakış'tan merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışmaları sürüyor. Öyle ki olağanüstü kurultay için yeterli imzanın toplandığı yönde de iddialar var. Bu iddiaları Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi 25. ve 26. dönem Eskişehir Milletvekili Profesör Doktor Gaye Usta'yla konuşacağız. Gaye Hanım hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Yeterli sayıya ulaşıldı mı? Öyle başlayalım. Yeterli sayıya ulaştık, evet. Evet, bunu açabilir misiniz biraz? Çünkü parti yönetiminin de aksi iddiaları vardı. Evet, şimdi şöyle, biz aslında dün itibariyle konunun artık imza sayısı olmaması gerektiği üzerinde yoğunlaşmıştık. Dün de rakam vermek istemedik ama sonra gerçekten sadece Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri değil, seçmenin tamamında bir merak var. İmza sayısı kaç oldu diye. Onun için dün bir açıklama yaptık. İmza sayısı 618 diye. Bugün itibariyle gerekli imzanın üzerine çıktık. İmza sayısının tartışılacağı bir süreç olmasını arzu etmiyoruz açıkçası. Sonuçta delege iradesi bugün itibariyle göstermiştir ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir olağanüstü kurultay talebi çoğunluk olarak iradesini göstermiştir. Bundan sonraki süreç bizim pazartesi akşam saat 5'te imzaları genel merkeze ulaştırmamız sonrasında Sayın Genel Başkanımız tarafından 45 gün içerisinde alınacak bir olağanüstü kurultay tarihi şeklinde süreç devam edecektir. Ben buradan sizin aracılığınızla bu sürece katkı sunan, değişim için imza veren, değişim umudu olan tüm delegelerimize ve bizi destekleyen tüm Türkiye'de yaşayan seçmene umut bekleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nden herkese teşekkür etmek istiyorum. Kamuoyu şunu da merak ediyor, izninizle onu da sorayım. Şimdi genel merkezin elindeki veriler başka gibi, yani toplam imza sayısı sizde başka gibi. Bu karışıklık nereden kaynaklanıyor? Şimdi şöyle, tabii ki bu bir hani iddia süreci gibi oldu. Geçtiğimiz hafta pazartesi itibariyle başladık. İşte toplardınız, toplamazdınız, biz şu dedik, onlar bu dedi. Ama neyse ki hafta sonuna doğru biraz daha sağduyu hakim geldi. Ve hani bu bir imza tartışması şekline dönüşmemeli, bir iddia süreci şekline dönüşmemeli. Çünkü burada bir siyaset anlayışına itiraz var. Burada bir yönetim anlayışına itiraz var ve buradan istenen sonuç Cumhuriyet Halk Partisi kim gitsin, kim kalsın, kim koltuğa otursun, kim koltuktan kalksın sonucu asla ve asla olmamalı. Biz Türkiye'de yeni bir siyasetin inşa edildiği bu süreçte ne yapmalıyız, neyi farklı yapmalıyız ve iktidar olmanın yolu nedir, neyi değiştirmeliyiz? Bu soruların cevabını hep birlikte olağanüstü kurultayda ortak aklı kullanarak birbirimizi ötekileştirmeden, yani imza veren de vermeyen de illa da kafa kafaya vererek, çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, partinin sahipleriyiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de iktidar olmasını isteyen insanlarız. Dolayısıyla kafa kafaya verip ortak aklı birleştirip olağanüstü kurultayda neyi nasıl değiştirirsek nasıl başarılı olmalıyız ama nerelerde hata yaptık, neyi yapmamalıyız, bunları da tartışarak süreci yöneteceğiz. Gaye Usta, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Güne Bakış'ta ilk konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Gaye Usta'ydı. Onunla Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki olağanüstü kurultay tartışmalarını konuştuk. Güne Bakış devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Kanunu ile ilgili olarak bu düzenleme İsrail'in dünyadaki en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır dedi. Dünyanın İsrail tarafından katledilen yüzlerce ve yaralanan on binlerce Filistinliyi
görmezden gelmiş olmasıdır. Buna karşılık olaylarda hayatını kaybeden tek bir İsrail askeri için neredeyse herkes harekete geçmiştir. Dikkat ederseniz ortada bir savaş yoktur. Ortada sadece İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik saldırıları ve uyguladığı insanlık dışı vahşet vardır. İsrail kadın, çocuk, yaşlı demeden önüne geleni vurarak, yaralayarak, öldürerek, hele hele kadınları yerlerde sürükleyerek, insanların evlerini başlarına yıkarak Filistinlileri yaşadıkları yerlerden ayrılmaya zorluyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Kanunu bu ülkenin gerçek niyetini tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. Filistin halkı ile Kudüs'ü ziyaret eden Müslümanlara ve Hristiyanlara yönelik tüm haksız uygulamalar, baskılar, tecritler bu kanun ile meşrulaştırılmaktadır. Gasp ettiği toprakları yerleşim yerleri adıyla masumlaştırmaya çalışan İsrail, bu kanunla yaptığı hırsızlığa kendince bir kılıf icat etmiştir. Karşımızda kendi tanımladığı bir topluluk dışında hiç kimsenin hakkını, hukukunu, hatta varlığını tanımayan bir devlet vardır. Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine aynı sertlikte cevap verdi. AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Kanunu ile ilgili olarak bu düzenleme İsrail'in dünyadaki en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır demişti. Netanyahu da Erdoğan'a, Erdoğan Suriyelileri ve Kürtleri katlediyor ve binlerce vatandaşını hapse atıyor. Bu büyük demokratın Yahudi Ulus Devlet Kanunu'na eleştirisi bizim için iltifattır yanıtını verdi. Netanyahu, İsrail kanunlar nezdinde vatandaşların tüm eşit haklarını özenle korurken Erdoğan yönetimindeki Türkiye ise karanlık bir diktatörlüğe dönüşüyor dedi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde yargı kararları vardı. Egemen güçlerin isteği üzerine hapishanede tutuklu, yani esir. Hiçbir suçu yok. Hiçbir suçu yok. Ama tutuklu. Ama hapiste. Ama esir. Dolayısıyla Enis Berberoğlu'nu mahkum eden olay, yargı bir Enis Berberoğlu olayı değildir. Enis Berberoğlu olayı olmaktan çıkmıştır. Olay Enis Berberoğlu ailesinin olayı da değildir. Oradan da çıkmıştır. Olay bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin tutuklu olayı değil, oradan da çıkmıştır. Olay bir Türkiye olayıdır. Bir demokrasi olayıdır artık. O noktaya gelmiş. Gönlümüzde yatan şu, mahkemeler bağımsız olsun. Herkes, her yargıç hukukun üstünlüğüne göre ve vicdanına göre karar versin. Ama yok, talimatla karar veren mahkemeler var. Talimatla. Bakıyor, nasıl karar verirsem sarayın gözüne girerim. Nasıl karar verirsem Yargıtay yolu açılır. Nasıl karar verirsem terfi edebilirim diye. Bunu düşünen kişiler asla ve asla hakim değildir. Yargıç da değildir. Onların eğer bir ünvan verilecekse onlara yakışan en güzel ünvan yargıya ihanet edenlerdir onlar. Yargıya ihanet edenler. Sorun nedir? Türkiye'nin en temel sorunu aslında şu anda yargıdır arkadaşlar.
24 Haziran seçimlerinin ardından muhalefet partilerinde olağanüstü kongre sesleri var. Programın başında Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Gaye Usler'le konuştuk. Olağanüstü kurultay için yeterli imzanın toplandığını söyledi. Hafta sonu ise İYİ Parti'nin sonuç değerlendirme toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olağanüstü kurultaya gidileceğini, bu kongrede ise kendisinin aday olmayacağını söyledi. Tüm bu konuları, muhalefetin yeni dönemdeki yerini, partilerin rolünü ve neler yaşanabileceğini gazeteci Fehmi Koru'yla konuşacağız. Birazdan Skype hattımızda olacak. Fehmi Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi programın başında Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Gaye Usler'i konuk ettik ve yeterli sayı, yani olağanüstü kurultaya girmesi için yeterli imza sayısını ulaşıldığını söyledi. Şimdi buradan baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetimin değişme şansı var diyebilir miyiz artık? Aslında eğer gerçekten delegelerin yarıdan fazlasının imzasıyla bir zorlama kurultay toplanıyorsa, bu kurultay sonunda yönetimde de bir değişikliği gerçekleştirebilir. Ama ben konunun bu noktaya kadar varmasını pek şu andaki CHP yönetimine yakıştıramıyorum. Çünkü netice itibariyle 24 Haziran gibi çok önemli bir seçimden çıkıldı. Bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi aslında daha önceleri kendisinden hiç beklenmeyecek şekilde stratejik çıkışlar yaptı. Ancak anlaşıldığı kadarıyla hem 24 Haziran günü sandığa o strateji çok olumlu olarak yansıyamadı, hem de kendi teşkilatı dahil olmak üzere tabanını CHP yönetimi tam anlamıyla o yeni stratejiye ikna edici bir şekilde getiremedi. Şimdi böyle bir sonucun ortaya çıkması durumunda her siyasi partinin aslında bir kurultay, bir kongre toplayarak tabanına ne yaptığını bir biçimde izah etmesinde yarar var. O bakımdan ben bu imza toplama işinin ille delegelerin yarısının verdiği imzalarla bu kurultayın toplanması noktasına kadar varmasını doğru bulmuyorum. O kendiliğinden de genel merkez böyle bir toplantıyı, böyle bir kurultayı toplayabilirdi. Bu ille seçimli olması da şart değil. Ama seçimli bir kurultay olursa daha da kendine güvendiğini belli etmiş olurdu Kılıçdaroğlu yönetimi. Ben CHP'de imza verenler de dahil olmak üzere, bunların içinde de büyük bir bölüm olmak üzere, CHP'lilerin bugünden yarına yönetimi, ele genel başkanı, bütünüyle yönetimi ve genel başkanı değiştirmek istediklerini düşünmüyorum. Kendilerini ikna etmesi şartıyla Kemal Kılıçdaroğlu liderliğini sürdürebilirdi. Ama böylesine iddialı bir sürecin sonunda kurultay toplanırsa beklenmedik şeyler de olabilir gibime geliyor. Bir soru daha sormak istiyorum Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay tartışmaları kişiler üzerinden gidiyor. Yani Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi şeklinde. Burada ideolojinin ve programın o kadar konuşulmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun sebebi aslında 24 Haziran'a gidilen süreçte Muharrem İnce isminin çok fazla ön plana çıkması. Ama unutulan şu ki Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren de Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Dolayısıyla Muharrem İnce CHP seçmeninin hiç değilse bir bölümüne çok sempatik mesajlar verdi. Tayyip Erdoğan kendisini muhatap alınca seçim kampanyaları sırasında o da o kampanyanın en gösterişli belki de adayı olarak muhalefette sivrildi. Bunun getirdiği bir durum var. Ayrıca Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak aldığı oyla CHP'nin parti olarak aldığı oy arasında da bayağı önemli 8 puanlık bir fark belirdi. Dolayısıyla da isimlerin bu aşamada tartışma gündemini belirlemesi gayet doğal. Ama dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu karşısında Muharrem İnce yeniden aday olursa üçüncü defa bu defa başarılı olur mu? Yoksa üçüncü defa bu defa yine kaybeder mi? Onu şimdiden kestirmek güç ama ben sanki kaybetmez gibi Kemal Kılıçdaroğlu gibi geliyor.
Kongre tartışmaları yapan bir diğer parti de İyi Parti. Pazar günkü seçim sonucu değerlendirme toplantısının ardından, ki o da olaylı geçmişti, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamalarda bulundu. Partinin olağanüstü kongreye gideceğini ve bu kongrede de aday olmayacağını söyledi. Şimdi Akşener geri dönebilir mi, yoksa bu kararında ısrarcı olur mu diye sorayım. Elbette dönebilir de, netice itibariyle yeni bir parti, Meral Akşener'in ismiyle parti arasında bir özdeşleşme de söz konusu. O bakımdan parti ısrarcı olabilir ve Meral Akşener dönebilir, genel başkanlığı bırakmayabilir. Ama İyi Parti açısından 24 Haziran seçimi büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü her ne kadar kamuoyu yoklamaları partinin ve Meral Akşener'in aldığı oyları ayrı ayrı zaten bu oranda gösteriyordu. Ancak hem Meral Akşener'in kendisi Cumhurbaşkanı adayı olarak hem de İyi Parti parti olarak bugün aldıklarından çok daha fazlasını alabilecekleri görüntüsünü verdiler. Burada kaynaklanan bir sorun yaşanıyor şu anda İyi Parti'de. Çünkü onların beklentileriyle sandık aynı noktada birleşmedi. Bu birleşmeme durumu da zannediyorum partinin içerisini karıştırmış durumda. Ve bu yapılan son toplantıda Meral Akşener'i o toplantıyı terk etmeye ve kurultayı toplayıp genel başkanlıktan ayrıldığını ilan etmeye kadar vardıran da karşılaştığı sözlü bir takım karşı çıkışlar. Ben bunların fazla önemli olmadığını düşünüyorum. Şundan dolayı, yani İyi Parti iddiasıyla gerçek olay arasında büyük bir fark meydana geldiği için ne olduğunu anlamamış görüntüsünü veriyor. Yani parti varlığını bir merkez partisi olarak kendisini tanımlayarak sürdüreceği yerde buradan çok daha uzaklaşan, kendi iç kliklerinin ortaya çıktığı, hatta rakip partilerin, yani hem AK Parti'nin hem MHP'nin iç işlerine bile karışabildiği bir siyasi grup halinde görüntü veriyor. Bu partinin geleceğini karartan, bugünden karartan bir durum bu. Çünkü siyasi partiler elbette liderleri önemlidir ama parti olarak da varlıklarını koruyabilecekleri görüntüsünü tabanlarına vermek zorundalar. Yeni bir parti bunu daha da fazla vermek zorunda. Oysa İyi Parti maalesef, kendileri açısından maalesef, böyle bir görüntü şu anda veremiyor. Tam tersine, sanki milletvekilleri bile şu andaki durumdan mutlu değilmiş, kendilerini daha güvenilir bir yerlere atabilirmiş, kimi MHP'ye, kimi AK Parti'ye geçebilirmiş gibi bir beklentiyi doğurdu İyi Parti. Bu doğrudur, yanlıştır ayrı bir şey ama beklenti ve algılama bu yönde. O bakımdan bilemiyorum, İyi Parti Meral Akşener'i ikna edip genel başkanlıkta devam ettirse bile kendi varlığını sonuna kadar, bu sürenin sonuna kadar koruyabilir. Bir sonraki seçimde, ki o seçime de 7,5-8 ay kaldı, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde yapılacak belediye başkanlıklarında iddiasını sürdürebilir mi? Yoksa zaten bugünkü kargaşa yerel seçimlerde daha da büyük bir başarısızlık yaşanabileceği ihtimalinin belirmesiyle irtibatlı mı? Bu sorular bugün kolay cevaplandırılabilir sorular değil ama herhalde özellikle İyi Parti yönetimi ve hemen onun altındaki teşkilatlar bu soruları kendi kendilerine soruyorlar ve galiba olumlu cevaplandıramıyorlar. Sizin de söylediğiniz gibi şimdi İyi Parti bir var olma, var kalma mücadelesi verecek gibi görünüyor yakın gelecekte. Peki buna yol açan hatalar hem Akşener'in şahsında hem de İyi Parti'nin politikasında sizce nelerdi? Aslında İyi Parti zamanlama açısından doğru bir zamanda ortaya çıktı. MHP içerisinde Devlet Bahçeli'nin tek elci bir yönetimi uygulamaya başladığı dışarıya yansıyınca ve rakiplerini, onları rakip bile denmezdi aslında, muhalif MHP'lileri parti içerisinde tutmak yerine onları dışarı göndermeyi tercih etmesiyle birlikte böyle bir partinin ortaya çıkması beklentisi zaten doğmuştu. Bir de bunu sadece MHP 2 olarak değil de vaktiyle AK Parti'nin yaptığı gibi daha geniş çaplı
başka partilerden de ilgi görebilecek bir yeni siyasi partiye dönüştürme imkanı da o dönemde ortaya çıkmıştı. Ama gerçekler zaten o dönemde tam anlamıyla beklentileri karşılamadı. Yani İyi Parti AK Parti'nin doğuşundaki gibi geniş kitlede arkasına çekebilecek, başka görüştekilerin de ilgi duyduğu bir partiye olma yerine MHP'nin bir versiyonuymuş gibi ortaya çıktı. Özellikle yöneticiler arasında büyük ağırlık vaktiyle MHP'den tanıdığımız isimlerdi. O bakımdan da en büyük hatayı orada yaptılar. Ancak daha sonra seçimlere gidilen ortamda anlaşıldığı kadarıyla teşkilatı tam yansıtmayan listeler yapılması, kurucu olarak davet edilmiş ama beklentileri milletvekili olma olan bir takım isimlerin o listelerde seçilebilecek yerlerde yer alamamaları ayrıca büyük bir hata olarak ortaya çıkıyor. En büyük hata ise Meral Akşener'in kendisi için Türkiye'ye vermeye çalıştığı imajdı. O da birinci turda olmasa bile ikinci tura kendisinin kalacağı ve o turda da Cumhurbaşkanlığı seçilebileceği yolunda çok büyük bir görüntü vermeye çalıştı. Bu da en büyük hatasıydı. Ama ben zaten baştan beri Meral Akşener'in esas gayesinin seçimin sonucunu belirleyici bir misyona sahip olmak olarak görmüştüm. Yani bu seçimde başarılı olmasa bile partisi, büyük bir başarı yakalamasa bile gelecek seçimi belirleyecek bir unsur olarak ortaya çıkmak. O da çok kişilikli bir genel başkan görüntüsünü vermeye çalışmaktı. Ne yaptı? Çatı aday üzerinde CHP özellikle Kılıçdaroğlu bir strateji geliştirmişti. Onun gereği olarak da 15 milletvekilini ödünç vermişti İYİ Parti'ye seçimlere girebilsin diye. Hatta bir takım ödünç imzalarla da muhalif partilerin liderlerini Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterme çabasını da göstermişti. Ama bu çatı adayı konusunda Meral Akşener engelleyici bir rol üstlendi. İttifak içerisinde yer alsa ittifaka da yarayacak ve %10 barajına takılmaması mutlak hale gelecek olan HDP'yi de dışarıda tuttu tavırlarıyla Meral Akşener. Birincisinde başarılı oldu, çatı aday gösterilmedi ama ikincisi herhalde kendisi HDP'nin girmesini istemeyenler safındaydı. Ama HDP hatta MHP'den de fazla milletvekiliyle mecliste bugün temsil edilir durumda. Dolayısıyla misyonu da bitmiş görünüyor Meral Akşener'in. O bakımdan son yaptığı çıkışta ısrarcı olur, partinin başına dönmek istemediğini belirgin olarak ortaya koyarsa, adaylığını gerçekten koymazsa, o takdirde kendisi açısından büyük bir kayıp olmayacak. Çünkü doğru yolda başladığı siyasi hayatını AK Parti'nin kurucuları arasında devam ettirmesi bekleniyordu. Ama çok çaba gösterdiği halde AK Parti'nin kuruluşunda, hatta Doğru Yol ve MHP'den bazı ülkücü kökenli bazı isimleri AK Parti'ye kazandırmak için canla başla çalışırken birdenbire tam kuruluş aşamasında AK Parti kuruculuğundan ayrılmıştı. Daha sonra MHP'ye geçti, MHP'yi de terk etti. Dolayısıyla ilk terk edişi olmayacak. Kendi eliyle kurulmuş olmasına rağmen o kuruluşta en az onun kadar payı olan başka isimler var. O isimler işte Ümit Özdağ olabilir, Koray Aydın olabilir. Zannediyorum onlar onun bıraktığı boşluğu dolduracaklardır. Fehmi Korur, çok teşekkürler. Rica ediyorum. Size iyi programlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, Güne Bakış'ta ikinci konuğumuz gazeteci Fehmi Koru'ydu. Fehmi Koru'yla 24 Haziran'dan sonra çok konuşulan muhalefet partilerinin iç tartışmalarını konuştuk. Bunlardan biri Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultaya gitmesi bekleniyor ve İlk konuğumuz Profesör Gaye Uslu'er de yeterli imzanın toplandığı yönünde açıklamada bulundu. Onun dışında Fehmi Koru'yla İyi Parti'yi ve Akşener'in olası geleceğini konuştuk. Güne Bakış devam ediyor. Türkiye'nin yeni sisteminde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeri var mı? Ruşen Çakır sordu. Menderes Çınar cevapladı. AKP çizgisine yakın olduğu bilinen isimler var ama siyasetçi kimliği olan eskiye nazaran fazla kişi bakan olmadı. Bu sembolliğin ötesinde bir anlamı var değil mi bunun? Evet, mutlaka. Yani
Benim anladığım kadarıyla yani bir kere bu başkanlık sistemi aslında Erdoğan'ın kendisinin tasarladığı ve kendisi için tasarladığı bir sistem. Onu bir not etmemiz lazım. Ve o sistemde Erdoğan kendisinin doğrudan halka hesap verdiği, kalan herkesin de kendisine hesap verdiği bir sistem öngörüyordu. Yani bu hani şey dikey hesap verme diyebiliriz buna. Tabii bunun bazı sakıncaları var, gireriz belki biraz sonra. Yani onun doğrultusunda, o anlayışın doğrultusunda kendisinden başka siyasi bir figür olmaması gerekiyordu yürütmede. Mesela bir başkan yardımcısı yok, seçilmiş bir başkan yardımcısı yok. O siyasi bir figür yapardı seçildiği için o kişiyi. Dolayısıyla kalan herkes aslında teknokrat demesek bile yani teknisyen kişiler ve birçoğu bürokrasiden geliyor aslında. İş dünyasından gelen sadece bir kişi var benim bildiğim. Bir tek kendisi yürütmenin ana odağı olacağı olduğu için, öyle öngörüldüğü için bundan sonra fazla siyasi figür olmaz. Belki bazı bakanlar kendi çabalarıyla veya Erdoğan'ın işte izin verdiği ölçüde siyasi bir profil çizebilirler. Arkadaşımız Murat Aksoy, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışmalarını Ali Aydar Akverdi ile konuştu. Genel merkeze gelen veya ulaştırılan sayının rakamının çok düşük olduğunu, 100 civarında olduğunu biliyoruz. Ancak hani şöyle bir yöntem izleniyor burada da, biraz gizli saklı kimin verdiği, kimin vermediği veya sayılar biraz abartılarak veya düşürülerek ya da işte bunlar üzerinde alınarak spekile bir kurultay toplama çalışması devam ediyor. Bunu düzülerek belirtmek isterim. Yalnız başka bir şey daha var. Hani sayının hiç önemi yok. Ciddi rakamların toplandığını söyleniyor. Bu rakam toplanamaz ise ve kurultay yapılamaz ise dahi bu seviyeye ulaşması, bu noktaya ulaşması bir mesajdır. Partinin bir an önce toparlanması, ileride olarak yerele hazırlanması için de gerekli düzenlemenin yapılmasına dair bir beklentiyi gösterir ki bu çok kıymetlidir aslında. Yani taban iradesine rağmen, liderin talebine rağmen hiçbir iş yapılamaz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama bu iradeyi de şişirmek, başka yöne evirmek, çarpıtmak veya iradeyi sakatlayıp da hadi işte tren kalkıyor, trende yer kalmayacak, size boş koltuk kalmayacak, bindiniz, binemezseniz ayakta kalırsınız şeklinde bir uslupla da kurultayı toplama çalışmasını ben uygun bulmuyorum. Selin Nasin'in sunduğu Femfikir programında Sezin Öney ve Zeynep Alemdar, NATO zirvesinin ve Türkiye'nin Batı ülkeleriyle ilişkilerini değerlendirdi. Trump hani birazcık da Trump'lığını yaptı. Ve biliyorsunuz NATO içinde en büyük, en önemli tartışmalardan bir tanesi. Daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün içinde yer aldığı tüm uluslararası organizasyonlarla ilgili, özellikle böyle birazcık daha izolasyonist, biraz daha yalnızlaşma politikası yürüttüğü bu zamanlarda en büyük şikayetlerinden biri bu örgütlere ne kadar para yatırdı. Dolayısıyla NATO içinde de Trump'ın tekliflerinden bir tanesi her ülkenin, NATO üyesi olan her ülkenin gayri safi milli hasılalarının %2'sini kadarının savunma harcamalarına ayırmalarıydı. Dolayısıyla burada yapmaya çalışılan şey Trump'ın birazcık daha hani Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma harcamasından biraz daha az NATO'ya katkıda bulunmak istemesi. Şimdi bu NATO şimdi 2019'da 70. yaşına giriyor. Dolayısıyla bu gerçekten de hala bir geçerliliği var mı? Yeni dönemde dünyanın bu hızlı değişen yeni döneminde NATO'nun rolü ne olacak? Tehdit algıları değişiyor. İşte hakikaten de artık siber güvenlik diye bir şey var mesela ya. Ülkeler için ne kadar önemli olduğunu, seçimleri dahi kaderini belirleyebildiğini Amerika örneğinde gördük. Şimdi burada da bir süredir, yani daha önce 2014 Galler Zirvesi
2016'da Varşova zirvesiyle NATO'da kendini hazırlamaya çalışıyordu yeni döneme. Fakat dünya çok hızlı değişiyor hakikaten. Zeynep'in de dediği gibi. Bu bir yandan NATO'nun kendi içindeki liderler ve kişilikler de belirleyici, liderlerin giderek daha fazla ön plana çıkması söz konusu. İşte bunu Amerika örneğini görüyoruz. Ama aynı zamanda Avrupa için de bunun geçerli olduğunu söyleyebiliriz. İşte, Merkel'in çok aslında rahat bir emekliliğe doğru ilerleyeceği ve büyük bir mirasla ilerleyeceği düşünülüyordu. Fakat şimdi Merkel giderek kredibilitesini kaybeden ve çok da başarılı addedilme, Avrupa'nın politikası olarak görülmemeye başlayan bir lider haline dönüşüyor. Buna karşılık işte Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail Suriye konusunda gizli bir anlaşma mı imzaladı? Aydın Selcan ile Suriye'deki son gelişmeleri konuştuk. Yani Suriye üzerinde demeyelim isterseniz, Güneybatı Suriye, yani Golan tepelerine olan oraya bitişik, yani oraya mücavir alanda Suriye ordusunun ne mesafede duracağı ve oraya İran devrim muhafızları bağlantılı milis güçlerinin ya da İran güvenlik, İran silahlı kuvvetlerinin devrim muhafızları gibi herhangi bir unsurunun konuşlanmaması. Buna karşılık 74'te varılan anlaşmaya da Golan Tepelerine dair uyulması diyebiliriz. Bence anlaşma buna dair. Ama onun ötesinde sizin işaret ettiğiniz hususun da bir gerçeklik payı var. O da hem bu konuda örneğin ABD ve Rusya'nın uzlaşabilmiş olması ve uzlaşılarının Netanyahu ve Esad gibi, hani iki benzemez diyelim, iki düşman diyebiliriz, iki karşıt gücün temsilcisine dayatabilmiş olması. Ayrıca üzerine bunun Helsinki zirvesinde de Putin ve Trump arasında konuşulan başlıca konulardan biri Suriye olduğuna göre, buralara bakarak evet, demek ki iki küresel güç Suriye'de artık nihai siyasal çözümün parametreleri üzerinde belli bir mutabakata yaklaştı, yaklaşıyor denebilir. Bir de bütün kopan kıyamete rağmen Helsinki zirvesinden sonra işte oligarklara yaptırımlar, Rusya ile ABD'nin arasındaki bu keskin rekabete rağmen sonbaharda da belki de Rusya Devlet Başkanı Putin'in Washington'u ziyaret edebileceğini de anlıyoruz. Şimdi bu Merkez Bankası Para Politikası Kurulu aylık olağan toplantısının ardından politika faizini sabit tutmaya karar verdi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamanın ardından Türk lirası yabancı para birimleri karşısında hızla değer kaybetti. Haberi yayına hazırladığımız sırada Amerikan doları 4.90'a kadar yükselirken Euro 5.76'ya ulaştı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamanın öne çıkan bölümleri şöyle. Son dönemde açıklanan veriler, iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır. Yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyon üzerinde etkili olmuştur. Öte yandan fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede kurul, sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur. Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Kurulun kararı açıklaması sonrası İstanbul Borsası 100 Endeksi %2'nin üzerinde değer kaybederken bankacılık sektöründe düşüş %3'e geçti. İstanbul Ticaret Odası'na bağlı bazı fırınlar un fiyatları ve diğer maliyetlerin arttığı gerekçesiyle ekmeğe 25 kuruş zam yaptı.
Böylece ekmek 1,5 TL'ye satılmaya başladı. Arkadaşımız İbrahim Yayan konuyla ilgili Tarım Pusulası Genel Yayın Yönetmeni Ziraat Yüksek Mühendisi Gazi Kutlu ile konuştu. Şimdi ekmek fiyatının artması unun maliyetiyle ilgili bir şey. Un maliyetlerinin artmasından dolayı ister istemez aldığı girdi maliyeti artan fırıncı satarken de ucuza satamayacağı için ekmek fiyatına yansıtmak zorunda. Tabii şimdi bu iş tarladan sofraya gelene kadar ilk önce çiftçi ayağında başlıyor maliyet. Çiftçilerin maliyeti artıyor. Aslında bakarsan bir de ekmek fiyatları için doğrusu ucuz. Biz şu anda yani son 10 yıldır buğday alım fiyatları çiftçi üzerinden bir artış, istenilen bir artış yok. Çiftçi çok büyük karlar etmiyor. Zaten bunun örneği de şuradan açıklanabilir. Biz her yıl ekilen miktar buğday alanlarımız azalıyor. Bu da neden kaynaklı? Çiftçi para kazanamayınca bu işte girmek istemiyor. Ama un fiyatlarının artışından dolayı buradaki girdi maliyetinin yükselmesinden dolayı fırıncılar da mecbur kalarak bir ekmek zammı yapmak zorunda kalıyor. En önemli şey şimdi şöyle, para kazanması nedir? Çiftçide temel girdiler var. Bir nedir? Mazottur. İkincisi gübredir. Zira ilaçtır. Çiftçinin kendi bireysel iş gücü olan emekleridir. Buradaki gübre fiyatlarının artması, mazot fiyatları seçimden önce bir ÖTV ile duraksadı ama oraya gelene kadar zaten yüksekti. Ha diyeceksiniz devlet burada %50 birim desteği veriyor, gübre desteği veriyor, mazot desteği veriyor ama buradaki rakamlar bir yıl önceki rakamlardan hesaplanarak verildiği için o yıl artan zamla ilgili bir fark oluşmuyor. Yani paranızı geriden alıyorsunuz. Gübre fiyatını durduramıyorsunuz. En önemli gider. Şimdi gübre size tarlaya atmadığı zaman verim düşük oluyor. Verim alamayınca da para kazanamayacak ki verim artışı yüksek olmalı ki para kazanamayacak. Bunu istina eden bir de buğday fiyatta devletin açıkladığı fiyatlarda piyasayı böyle regüle edici fiyatlar olduğu zaman ister istemez çiftçi buradan para kazanamıyor. Alternatif ürünlere yönelmeye çalışıyor. Bu yüzden bu ekim alanı yani 3 milyon dekar bir arazi ekilmiyor şu anda mesela. Buğday üretimi düşmüş. Bu aslında çok büyük bir rakam. Çok da büyük bir tehlike işareti. Yani tamam biz böyle dünyada un ihracatında büyük bir ülkeyiz. Dışarıdan getiriyoruz. Buğdayı burada işte satıyoruz ama kendi içimizdeki çiftçiyi koruyamıyoruz. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında başlayan orman yangını durdurulamıyor. Yangınlarda en az 67 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Arkadaşımız Şükran, yangındaki son gelişmeleri Yunanistan'da yaşayan gazeteci Evren Dede ile konuştu. Öncelikle Yunanistan'da bugün 3 gün yas ilan edildi. 60'ın üstünde de belki de 100'e yakın ölü var. Onu söyleyelim, resmi rakamı açıklamıyorlar tepki oluşmasın diye. Fakat bugün yangın bölgesindeki belediye başkanı ağzından kaçırdı ve 60'ın üstünde ölü olduğunu söyledi. Dolayısıyla medyaya da bu şekilde zaten başladı. Dün gece, esas dün başladı yangın. Atina'ya 40 kilometre mesafedeki bir ormanlık alanda. Fakat dün tek bir tane yangın olmadı. Farklı yerlerde 15 ve üzerinde irili ufaklı yangınlar meydana geldi. Attiki havzasında, Attiki bölgesinde, bunun içerisinde Atina'da yer alıyor. Ve öyle bir oldu ki anlaşılsın diye, mesela bulunduğu yerdeki yangın çıktığında otobana çıkıyor kaçmak için o bölgeden. Fakat gittiği tarafta da yangın var. Dolayısıyla sahile veya arabayı bırakıp işte denize doğru inen insanlar var. Çok acıklı bir durum. Şöyle anlaşılsın en azından. Bugün itfaiyenin mesela yangındayken girilemedi içeriye. Bugün cesetlere ulaşılabildi. Mesela biraz önce dinlediğim bir radyo kanalında muhabirin kendisi ağlıyordu. Arabanın içinde mesela birbirine sarılıp ölen insanlar veya yine denizde evladına sarılmış bir anne mesela o şekilde yanmış. Çok dramatik bir durumla karşı karşıya Yunanistan. Pakistan'da yarın genel seçimler var ve her şey yolunda giderse ülkenin 70 yıllık darbeler tarihinde ikinci kez bir sivil yönetim, bir başka sivil yönetimi iktidarını devretmiş olacak. Seçime 100'den fazla parti ve 12.500 aday katılmakla beraber yarışın en büyük 3 parti arasında geçmesi bekleniyor.
eski başbakanlardan Nawaz Sharif'in Müslüman Birliği, eski kriket yıldızı İmran Khan'ın partisi Tehrik-i İnsaf ve Zardari'nin partisi Pakistan Halk Partisi. Tek başına hükümet olabilmek için partinin ulusal mecliste 137 sandalyeyi garantilemesi gerekiyor. Fakat anketler bu üç partiden hiçbirinin bunu başaramayacağına ve bazı küçük partilerle bağımsız adayların kurulması muhtemel koalisyon hükümeti için kilit öneme sahip olacağını işaret ediyor. Pakistan İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu ise seçimlerin serbest ve adil yapılacağına dair ciddi şüpheleri olduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eski baş stratejisti ve 2016'daki seçim kampanyası yöneticisi Steve Bannon, 2019'da düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sağ popülist partilere destek olmak amacıyla bir düşünce kuruluşu ve vakıf kurmayı planlıyor. Steve Bannon planlarını ilk kez geçen hafta The Daily Beast'te verdiği röportajda duyurmuştu. The Movement adını taşıyacağını söylediği oluşumun bir vakıf ve düşünce kuruluşu olacağını dile getiren Bannon, bu oluşumu planlarken Macar asıllı ABD'li yatırımcı George Soros'un Açık Toplum Vakfı'ndan ilham aldığını da ekledi. Bannon aynı röportajda Soros için "o bir şeytan ancak aynı zamanda bir dahi" ifadelerini kullandı. Bannon ayrıca söz konusu oluşumun merkezinin Belçika'nın başkenti Brüksel'de olacağını ifade etti. The Daily Beast'in haberine göre Bannon bu iş için şimdilik en az 10 kişiyi işe alacak. Trump'ın geçtiğimiz günlerdeki Londra ziyaretinde bulunan Bannon, kuruluşunun ilk çalışanlarını sağ popülist partilerin temsilcileriyle birlikte Londra'da katıldığı çeşitli toplantılarla bünyesine katmış. Bannon'ın Hareket isimli grubu, İlk olarak 2019'daki Avrupa Parlamentosu seçim sürecinde Avrupa çapında sağ popülist partileri anketler, analizler ve danışmanlık hizmetleriyle destekleyecek. ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasını yöneten ve Trump göreve başladıktan sonra baş stratejist görevine getirilen Steve Bannon, 7 ay görev yaptıktan sonra Trump tarafından görevden alınmıştı. Bannon, Trump ile birlikte çalışmaya başlamadan önce sağ popülist Breitbart haber sitesinin editörüydü. Zorlu Performans Sanatları Merkezi Amfi'de gerçekleşecek Yeşilçam film gösterimleri yarın akşam Neşeli Günler'le başlıyor. Zorlu PSM Amfi, 25 Temmuz-12 Eylül tarihleri arasında her çarşamba saat 20'de Yeşilçam filmlerini sinema severlerle buluşturuyor. İlk gösterim Münir Özkul ve Adile Naşit'in Turşu Suyu Nasıl Olur tartışmasıyla hafızalarda yer eden Neşeli Günler'le yapılacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek program kapsamında Gülen Gözler, Süt Kardeşler, Mavi Boncuk, Çöpçüler Kralı, Hababam Sınıfı ve Sev Kardeşim gibi klasiklere yer verilecek. Hasretine dayanamadım, döndüm abi. Güne Bakış'ın bu akşamlık sonuna geldik. Saat 22'de sosyal hukuk programında Evren İşler'in konukları Avukat Kemal Aytaç ve Avukat İlke Çandırbay. Yarın akşam yine aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.